Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam Tatbikun nahvi eserimizde ikinci konu başlığındayız kitabımıza göre halatul kelime kelimenin hali yani kelimenin durumu hangi açıdan irap ve bina açısından kelimenin bu akşam irap ve bina açısından durumuna bakacağız. Yani bir kelime ya mebni olabilir ya da murap olabilir Arapçada bu akşam bu bilgiyi inşallah yeniden tazelemiş olacağız. Vel kelimetul mu'rabetu murab kelime vel kelimetul mu'rabetu murab kelime hiyel kelimetul leti yetegayyeru ahiruhe litegayyulil amili murab kelime hiyel kelimeti o böyle bir şöyle bir kelimedir ki sonu amilin değişmesiyle değişen kelimedir. Yani murap kelime eşittir. Sonu amilin değişmesiyle değişen kelimedir. Emmel kelimetul mebniyetu. Mebni kelimeye gelince fehiyelleti o öyle bir kelimedir ki la yetagayyaru akhiruha mehme yetagayyaru alayha min awamil. Yani kendisinin başına gelen amillerin değişmesiyle ya da değiştiği zaman diyelim. Kendisinin başına gelen amillerin değişmesiyle sonu değişmeyen kelimeler mebni kelimelerdir. Bu zaten bizim bildiğimiz önemli Arapça'nın en temel taşı konularından bir tanesi. Eğer başına gelen amil değiştiğinde ya da cümledeki konumu değiştiğinde bir kelimenin son hareketi değişiyorsa bu bizim için muğrab bir kelimedir. Ama başına gelen amilleri değiştirsek de cümledeki yerini değiştirsek de kelimemizin sonu değişmiyorsa bu da mebni kelimedir Arapçada. Mesela örnek olarak hadara zeydun zeyt geldi bu cümlemizde Zeydun faildir ve damme ile merfu. Ra'eytu Zeyden Zeydi gördüm. Burada Zeyd mef'ulü bi o yüzden fetayla mansup. Marartu bi Zeydin Zeyt ile karşılaştım. Burada da Zeydin başındaki bi harfi dolayı mecrur. Görüyorsunuz ki Zeyt kelimesi 3 farklı cümlede üç farklı hareke ile karşımıza çıktı. Birisinde damme ile merfu, birisinde feta ile mansup, birisinde de kesre ile mecrur. Demek ki cümleler değiştikçe, cümledeki görevi değiştikçe, başına gelen amil değiştikçe Zeyd'in sonu da değişti. Demek ki Zeyd Arapça'da murab bir kelime sayın hocalar. Çünkü isimlerde asıl olan muğraplıktır ama azınlık da olsa mebni olan isimler de var. Ama isimlerin çoğu Arapçada muğraptır. Diğer tarafa bakalım. Hadara <laughs> hâze bu geldi. Ra'eytu <laughs> hâze bunu gördüm. Marartu <laughs> bihâze bununla karşılaştım. İlk cümlemizde hâze <laughs> fail. İkinci cümlemizde haza mefulü bi. Üçüncü cümlemizde de haza bi harfi celinden dolayı fi mahalli cerdir. Ama hepsinde her haza üçünde de sükun üzere mebni sonundaki irabı değişmedi. Yani harekesi değişmedi. Sadece birisinde fi mahalli ref, ikincisinde fi mahalli nasb, üçüncüsünde de fi mahalli cer oldu. İşte bu şekilde Cümledeki konumu değişse de son harekesi değişmeyen kelimeler bizim için mebni kelimeler olacak sayın hocalar. Şimdi okuyalım. Kelime tu zeydin zeyt kelimesi tegayyara değişti. Şeklü ahirihe yani zeyt kelimesinin sonunun şekli yani harekesi değişti. Li tegayyurul avamilleti amillerin değişmesiyle değişti. Peki nedir bu ha amiller? Hiye onlar hadara? Mesela ilk cümlemizin amili hadara, ikinci cümlemizin amili ra'itu ve üçüncü cümlemizin amili de marartu bi sayın hocalar. Ve hiye o yani zeydun kelimesi bi velike bundan dolayı kelimetun muğrabetun murab bir kelimedir. Çünkü başına gelen amiller cümleler değiştikçe değişti ve Zeyd'in son harekesi de her daim değişti. Hala hine ala hine bakiyet kelimetu hâze dune tegayyurin ragme tegayyuril avâmili nefsihe yani aynı amiller nefsihe aynı amiller Aynı amillerin değişmesine rağmen aynı amillerin değişmesine rağmen dunetegayrun değişmek sizin haza kelimesi kaldı. Yani Zeydun'un başına gelen amillerin aynıları Hazan'ın de başına geldi bakın. Hadara Zeyd'un hadara haza. Raeytu Zeydan raeytu haza. Marartu bi Zeyd'in marartu bi haza. Başındaki amiller aynı ama Zeydun'un harekesi sürekli değişti ama hazenin değişmedi. Fehiye o yani haza izen o zaman kelimetun mebniyetun mebni bir kelimedir. Amil değişmesine binaen son hareke değişiyorsa murap bir kelime. Amil değişmesine rağmen son harekemiz değişmiyorsa o zaman mebni bir kelime var demektir karşımızda sayın hocalar. Ve kullu kelimetin bütün kelimeler la tehrucu çıkmaz an haletin min hâteynil haleteyn. Yani bu iki halden bir halin dışına çıkmaz. Yani Arapçada hangi kelimeyi görürsek görelim ya mebnidir ya da muğraptır demek istiyor kitabımız. Fehiye o yani kelime imme mebniyetun ya mebnidir ve imma muğrabetun ya da muğraptır. Başka bir seçeneğimiz yok. İki tane temel halimiz var. Tabi bu hangi açıdan? Kelimelerin muğraplık ve mebniliği açısından. Ve leyset hunake haletun salisetun. Burada üçüncü bir hal, üçüncü bir durum yoktur. Kema ennel kelimete kelimenin la tekunu olmayacağı gibi ne olmayacağı gibi mebniyetun ve la ve murabetun fi vakti vahid yani aynı anda fi vaktin vahidin aynı anda bir kelimenin hem murap hem de mebni olmayacağı gibi mebnilik ve muraplık dışında üçüncü bir seçenekte bulunmamaktadır. Sayın hocalar. Ve linenzur fil mitali tali gelen örneğe bakalım. Ve linenzur fil mitali tali gelen örneğe bakalım. Zehebe Muhammedun ilal medineti sabahan. Muhammed sabahleyin şehre gitti. Muhammed sabahleyin şehre gitti. Feyze اعربنا هذه الجمله قلنا biz bu cümleyi irap ettiğimizde قلنا şöyle deriz zehebe fiili mazi mebnün alel fethi zehebe fiili mazi ve feta üzere mebni muhammedun failun merfu'un biddammeti zahirati muhammedun fail ve zahiri damme ile merfu' ile Harfi cer mebdun ale sükun la mahalle lehe min el irab el medineti mecrurun bi ila ila harfi cerinden dolayı mecrur ve alametu cerrihi el kesretu zahira ve mecrurluk alameti de sonunda açıktan gelen kesre. Ne diyoruz mesela? İlel medineti. Sabahan ise zarfu zaman ve mansubun bil fetahti zahira açıktan gelen fethayla mansub. Sabahan kelimesi. Fe ente sen de görüyorsun ki ennel kelimeteyni zehebe ve ila zehebe ve ila iki kelime ennel kelimeten iki kelimesi zehebe ve ila iki kelimesi kelimetani mebniyetani İki mebni kelimelerdir. Zehebe fiil mazi olduğu için mebni, ilade harfi cer olduğu için mebni. Ve ennel kelimati Muhammedun vel medinetu ve sabahan kelimeleri ise kelimetun murabetun murab kelimelerdir. Şimdi bu cümlemizi tekrar ele aldığımızda Zehebe Muhammedun ilal medineti sabahana baktığımızda Zehebe mebni ila mebni. Ama geriye kalan üç tanesi Muhammedun el medineti ve sabahan bunların üçü de murab kelimeler. Ve yenbeği gerekir entekune senin olman gerekir. Yani senin olman gerekir ne olman gerekir? Müdeklikan yani son derece dikkat kesilen, dikkat edici, inceleyici olman gerekir. Fi istimalil ibarat illeti ibarelerin kullanımında testahdimuha fi kulli min el vel bina yani senin her kullandığında irab ve binanın İrab ve binadan testakdimuhe kullandığın yani şöyle söyleyelim senin irap ve binadan yardım aldığın bütün ibarelerin kullanımında senin son derece dikkat etmen dikkat kesilmen gerekir. Ve lealleke umulur ki sen la haste en nekule enne nekulu yani bizim şöyle dememize dikkat edersin. Umulur ki sen bizim şöyle dememize dikkat edersin. Bakalım neye dikkat edeceğiz? Mebniyun alal fethayı. Fetha üzere mebnidir. Ve lem nekul. Biz demedik. Mebniyun bil fethati demedik. Ev alal fethati demedik bakın. Burası çok önemli mebniyun alal fethi diyeceğiz. Kesinlikle mebniyun bil fethati ya da mebniyun alal fethati demeyeceğiz. Bak bizim ibaremiz ne olacak? Sadece bu kadar. Mebniyun alal fethi olacak. Ve de mesela başka bir örnek daha verelim. Ve merfuun bir dammeti dedik. Mesela az önce Muhammedun failine merfuun bir dammeti dedik. Ve lem nekul merfuun bir dammi demedik. Ya da merfuun ale dammi demedik bakın. Burası son derece önemli. Mebniyun alel fethi merfuun bir dammeti. Ağzımızdan çıkacak olan iraplar bu şekilde olacak. Diğer versiyonları değil sayın hocalar. Şimdi kitap bize ağzımızdan neyin çıkması gerekiyorsa onları bize güzelce yazacak. Biz de bunları nacizane ezberleyeceğiz. Ve fi haletil binai mebnilik halinde nekulu şöyle deriz. Mebniyun ale dammi mebniyun alel kesri mebniyun alel fethi mebniyun ale sükuni bu dördünü mutlaka kesinlikle ezberleyeceğiz. Mebni bir kelimeyi irap ederken Mebni bir kelimeyi irap ederken bizim ağzımızdan çıkacak seçenek dört tane. Mebni'ün ale dammi olabilir. Mebni'ün alel kesri olabilir. Mebni'ün alel fethi olabilir. Mebni'ün Ale sükuni olabilir. Biz bu konuyu mesela Nahvul vadıhtta binanın çeşitleri olarak gördük. Dört tanedir dedik. Damme, kesre, fetha, sükun. Hatırlarsanız. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Kesinlikle farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece burada kitap bize ağzımızdan çıkacak kalıpları komple öğretiyor burada. O yüzden bunları ağzımızı şimdiden alıştıralım. Bunları bir kağıda yazalım. Bunları ezberleyelim. Ne bir kelime fazlası, ne bir harf eksiği. Mebni'ün ale dammi, mebni'ün alel kesri, mebni'ün alel fethi, mebni'ün Ale sükuni. Sayın hocalar, bunlar mebni bir kelime gördüğümüzde geçer. Peki murat bir kelime gördüğümüzde ne olacak? Ona bakalım. Daha doğrusu, e, tamam şimdi ondan bahsedeceğiz burada. Ve fi haletil irabi irap halinde yani kelimenin muğraf olması durumunda labud da gerekir. Ennedkure zikretmemiz kelimeten merfu'an yani merfu bir kelime ev mansuben veya mansup ya da şöyle diyelim ennedkure kelimetun merfu'un ev mansubun ev mecrurun ev meczumun şeklinde zikretmemiz lazım. Fenekulu Şöyle deriz. Merfu'un bi dammeti mansubun bil fethati mecru'un bil kesrati meczumun bi sükuni. Yani bir kelime merfu'dur damme ile mansup olmuştur fetha ile olmuştur kesre ile meczum olmuştur sükunla. Bu dördünü de kesinlikle ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Az önce mebnun ale damdi burada bir dammet mansubun alel fethiydi yani mebnun alel fethiydi burada mansubun bil fethat mebnun alel kesri idi burada mecrurun bil kesrati orada mebnun alel sükuniydi burada da meczumun bir sükuni olacak sayın hocalar bu dördü de Murat bir kelime gördüğümüzde ke geçerli. Dolayısıyla hem az önceki dört tanesini hem de şimdi bu gördüğümüz dört tanesini mutlaka biz kendi adımız gibi ezberlemek durumundayız. Son derece önemli sayın hocalar. Kesinlikle bunların işte bir dammit demeyeceğiz burada ya da bir fetahi bir kesri bir sükun demeyeceğiz kesinlikle ya da az önce gördüğümüz gibi mevdun alel kesrati, mevdun alel fetati, mebnun alel dammeti diye bu şekilde de kullanmayacağız. Mutlaka burada gördüğümüz halleriyle kelime mebni ise irabı farklı, kelime murapsa irabı farklı olacak sayın hocalar. Evet şimdi <laughs> bu akşam işleyeceğimiz kitabımızın üçüncü konu başlığı El-İyarabu irab hakkında olacak. Şimdi az önceki dersimizin birinci bölümünde bir kelimenin ya murab olabileceğini ya da mebni olabileceğini öğrendik. Bununla birlikte, bununla birlikte aynı zamanda dört tane irab alameti olduğunu ve dört tane de yine mebnilik için alamet olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii bunlar laf aramızda bunlar asli alametler. Bunlar asli alametler. Yani bir kelime sadece damme ile merfu olmaz. Başka alametler de var. Ya da sadece feta ile mansup, sadece sükun ile meczum ya da kesre ile mecrur. Bunlar asli irap alametleri. Bir de bunların fer'i olanları var. İnşallah bu konu bahsettiğim asli ve fer'i alamet konusu kısmet olursa bir sonraki dersimizin konusu gibi görünüyor sayın hocalar. Evet şimdi kitabımız bir kelimeyi mebnilik ve muraplık bakımından ikiye ayırdı. Mebni olabilir dedi, murap olabilir dedi ve şu anki konumuz irapla alakalı olacak. Neden? Çünkü murap kelimeler mebnilere göre sayamayacağımız kadar çok Arapçada sayın hocalar. Dolayısıyla bizim irabı bilmemiz şart. Yani murab bir kelimeyi tanımamız şart. Ve onun irabını nasıl yapacağız? Ağzımızdan hangi kelimeler dökülecek? Bunları bilmek son derece önemli. Bakalım. Evet, irab dediğimiz olay nedir? Önce onu güzel bir şekilde kavrayalım. El-irabu, irab nedir? İrab, huvel alame, o bir alamet yani bir işaret yani bir sembol. Elleti teka'u fi ahiril kelimet kelimenin sonunda bulunan bir alamet aslında irap sayın hocalar. Kelimenin sonunda bulunan bir alamet bir işaret ve tehaddudu mevki'uhe minel cümleti. Acaba burası nasıl olabilir? Yani ve tahaddudu mevki'iha konumunun sınırlandırılmasıdır. Minel cümleti. Yani kelimenin cümledeki konumunun sınırlandırılmasıdır. Mesela biz bir kelimeyi fail olarak kullanmak istiyorsak yani ona faillik görevi veriyorsak onu dammelemeliyiz ki orada bir haddini bilmeli Diğer kelimelerin görevlerine onlara yani yan gözle bakmamalı tabiri caizse. Dolayısıyla bu irap meselesi aynı zamanda kitabımızın da deyimiyle kelimenin cümledeki konumunun sınırlandırılması. Ey yani tehaddudu vazifeti hefiyehe yani fil kelimeti yani aynı zamanda da kelimedeki e, cümledeki vazifesinin de sınırlandırılması görevinin de yani sınırlandırılması. Ve hadi'l alametu bu alamet yani bu irapa yani irap alameti diyelim buna la budde gerekir en yetesebbebe fiha cümlede ona sebep olması lazım. Neyin? Amilun muayyin. Belirli bir amil. Şimdi biz tabii ki irabı kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Yani buna fail diyoruz. Buna mef'ul bih diyoruz vesaire ama orada biz bazı şeyler görüyoruz. Yani o kelimenin fail olmasına sebep olan, mef'ul bih olmasına sebep olan bizleri bu düşüncelere sevk eden orada bazı neler var? Amiller var. İşte bu belirli amillerin bu alamete ne olması lazım? Sebep olması lazım. وَلَمَّا كَانَ مَوْقِعُ الْكَلِمَةِ بِتَغَيُّرِ حَسْبِ الْمَعْنَ الْمُرَادِ ve, ve ne olacak aynı zamanda? kastedilen manaya göre. حَسْبَ الْمَعْنَ الْمُرَادِ Kast edilen mananın tegayürü değişmesine göre. Kast mananın değişmesine göre değişmesine göre kelimenin konumu da ne yapmış olacak? değişmiş olacak sayın hocalar. Yani ne demek istiyoruz? Mesela Muhammed okula gittiğiyle Muhammed'i gördü ya da Muhammed'e yöneldim. Muhammed'le karşılaştım. Bak bunların hepsinin manası farklı. Dolayısıyla mananın değişmesiyle kelimenin konumu da değişiyor. Bu aynı zamanda neyle orantılı? Keme tetegayyerul avamili avamillerin değişmesi gibi. Zaten bir kelimeyi fail olarak kullandığınızda başındaki amil farklı olur ve alamet farklı, bir kelimeyi mef'ulübi olarak kullandığınızda başındaki amil farklı olur, oradan gelecek mana farklı olur, kelimenin sonundaki alamet farklı olur. Bunların tamamı birbiriyle orantılı. Yani amillerin değiştiği gibi kastedilen mananın değişme durumuna göre kelimenin cümledeki konumu da değişir. Şimdi bundan hangi bilgiye ulaşıyoruz? Bakın. Fe inne alametel irabi tetegayyeru kezalike. İşte bu şekilde irap alameti de değişir sayın hocalar. Şimdi buradan ne anladık? Buradan şunu anladık. Biz bir kelimeye cümlede belli bir vazife yüklüyoruz. Onun konumunu da, onun görevini de sınırlandırıyoruz ya. Kendi canımız nasıl isterse. Buraya kadar hemfikiriz. Ama aynı kelimelerden, özellikle o muğrap olan kelimelerden bahsediyorum. Başka bir cümlede bu kelimeye yeni bir görev yükleyeceğiz. Dolayısıyla o kelimenin başındaki amiller de değişecek. Çünkü görevi değişti. Dolayısıyla buna bağlı olarak cümledeki konumu da değişecek o kelimenin. Yine buna bağlı olarak sonundaki irap alameti de değişecek. Sayın hocalar. Çünkü irap alametleri değişken bir mesele Arapçada. Kelimeler de cümlede farklı yerlerde kullanılabilir. Yerleri değişebilir. Bundan sebep sonlarındaki irap alametleri de kelimelerin değişir Arapçada sayın hocalar. Mesela şimdi bunu kitap bize örneklendirecek Allah'ın izniyle. Fefil cümleti sabikati az önce geçen cümlede neydi cümlemiz? Zehebe Muhammedun ilal medineti sabahan. Muhammed Medine'ye ya da şehre diyelim. Şehir muhtemelen bu. Muhammed şehre sabahleyin gitti. Bu cümlede nera biz şunu görüyoruz enne kelimete Muhammed'in merfuatun biddemme biz bu cümlede Muhammedun kelimesinin damme ile merfu olduğunu görüyoruz hani fail ya ve hiye o alametu irabihi onun irabının alametidir başka bir tabirle başka bir tabirle Muhammedun kelimesinin muraplık alametidir o sonundaki damme elleti öyle bir irap alameti ki tedullu ala mevkiyhe o kelimenin cümledeki konumuna delalet eden ev vazif veya görevine delalet eden bir alamettir bu. Peki nedir? Bu Muhammedun'un bu cümledeki görevi vazifesi nedir? Ve hiye o kevnuhe failen. Onun fail oluşudur sayın hocalar. Şimdi biz bir kelimeyi fail olarak kullanmazsak ya da müpteda haber olarak kullanmazsak innenin haberi kânenin ismi olarak kullanmazsak veya işte tabiler şeklinde biz onu kullanmazsak neden biz onu merfu okuyalım ki sayın hocalar? Temel mantığımız bu. Fekelimetu Muhammed'in az önce gördüğümüz Muhammed kelimesi hiyel murabu o murab bir kelimedir. Vel fi'lu zehebe ve bu cümledeki zehebe fiili huvel amilu o nedir? Muhammed kelimesinin amilidir sayın hocalar. Ve dammetu hiye alametul irab ve Muhammedun'un sonundaki damme de ötre de onun irab alametidir. <laughs> ve kezalike Kelimetül Medine aynı şekilde Medine kelimesi aynı cümledeki Medine kelimesi ismun mecrurun bil kesre mecrur bir isimdir. Kesre ile mecrur bir isimdir. Ve fehu ve mu'rabun o da mu'raptır. Yani Muhammedun gibi Muhammedun gibi el Medineti kelimesi de mu'raptır. Vel amilu huvel harfu ila ve el-Medinet'inin mecrur olmasına sebep olan başındaki ile harfi ceridir ve o nedir burada el-Medinet'inin amilidir sayın hocalar şimdi bizler yani fail olarak ya da harfi cerle mecrur olmuş isim olarak konuya genelde ne yapıyoruz bu şekilde bakıyoruz ama bir de olayın arka planında amil me'mul ilişkisi var sayın hocalar. Amil me'mul yani amillenen ilişkisi var. Amil ve amillenen. Muhammedun amillenendi zehebe fiili onun amiliydi. Burada da el-Medineti amillenen ile harfi de onun başındaki harfi de onun amiliydi. Ve kesretu hiye alametul i'rab ve yine El-Medinet'in sonundaki kesrede nedir? Onun nesidir? İ'rab alametidir, sayın hocalar. Şimdi yine aynı cümlemizdeki sabahan kelimesine bakalım. Ve kelimetu sabahan zarfun mansubun bil fethati. Fethayla mansup olmuş bir zarftır sabahan, sayın hocalar. <laughs> aynı zamanda da neyi bu? mefulu fih mi? Sayın hocalarım. Zehebe Muhammedun ilal medineti sabahan da aynı zamanda mefulu fih değil mi? Fiilin meydana geldiği zamanı ya da fiilin meydana geldiği yeri gösteren kelimeler neydi? Zarf-u zaman, zarfu mekan bunlar aynı zamanda. Diğer bir tabirle de bunlar mefulü fihti sayın hocalar. O zaman sabahan burada Elbette ki zarfu zaman ama bizim için önemli olan yani nasıl diyelim? Kelime türü olarak zarf zarf bir kelime ama cümlenin ögesi olarak da bir mef'ulü fi olacak sayın hocalar. Ve hiye ismun mu'rabun sabahan mu'rab bir isimdir. Mesela başına fi gelseydi fis sabahi olurdu. Ya da bis sabahi olurdu ile sabahi olurdu. Me as sabahi olurdu. Sayın hocalar mutlaka ya da mesela sabahun nuri. Bak sabehun nuri de de merfu geldi. Çünkü murab bir kelime sabehan kelimesi. Ve le amilu fihi huvel fi'lu zehebe. Ve onun amili de bu cümledeki zehebe fiilidir. Vel fethatu sabahanın sonundaki fetha da İyir alametüllü o da İrab alametidir. Bak, o da İrab alametidir. Şimdi burada tereddüt etmememiz gereken çok önemli bir gerçek var. Eğer bir kelimeye Mebni diyorsanız Mebniilik alametini söylemek zorundayız, onu göstermek zorundayız, onu belirtmek zorundayız. Aynı şekilde bir kelimeye Murap diyorsak, onun İrab alametini de mutlaka göstermek, belirtmek yazmak, vurgulamak zorundayız. Ve kullu ismin min hadihil esmâil mu'rabeti bu murab isimlerden her bir isim şimdi burada ve kullu ismin min hadihil esmâil mu'rabeti şeklinde ben burayı okudum. Peki şu ma'mul kelimesinin nasıl harekelememiz lazım? Ma'mulun, ma'mulen, ma'mulin sizce ve kullu ismin Buraların harekelerini ben söylemiş olayım. Ve kullu ismin min hâzihi el esmâi el mu'rabeti. Bu mu'rab isimlerden her bir isim ma'mûlun, ma'mûlen, ma'mûlin hangisi? Ma'mûlun. Peki neden ma'mûlun? Cümlenin nesi bu? Bu cümlenin nesi? Ma'mûlun sayın hocalar haber değil mi? Kullu mübteda aynı zamanda muzaf ismin muzafın ile min harfi cer fi mahalli cer el esmae herzihinin bedeli el murabeti de el esmae'nin sıfatı sayın hocalarım. Ma'mulun haber. Yani bu isimlerden bu murap isimlerden her bir isim ma'mulun bir ma'mul'dür. Ma Neyin ma'mülü? li'amiliziz amele fihi el irab el irabu diyelim buna içerisinde irabın amel ettiği amiller için bir nedir bunlar Ma'müldür ma sayın hocalar yani buradan neyi anlamamız lazım eğer bir kelime murabsa başında bir amil mutlaka vardır. Yani amilsiz olmaz zaten bu mesele de. O amili de bizim bulmamız lazım. Bu da bizim başka bir vazifemiz. Ona da bir sonraki ders irap alametlerinde güzelce değinmeye çalışalım. Yani bir ortada mamül varsa onun amili de vardır. O mamülün sonunda irap alameti de vardır sayın hocalar. Bak bir daha söyleyelim. Eğer ortada murab bir kelime varsa aynı zamanda o mamüldür ve o mamülün mutlaka bir amili vardır ve bunun neticesinde o mamul olan, murab olan ismin bir de nesi vardır? İrab alameti vardır. Fel irabu izen o zaman irab dediğimiz olay nedir? İrab, irap sayın hocalar. İrab dediğimiz olay nedir? İzen o zaman lehu onun erkanun rükunları vardır. Yani bir irabın gerçekleşmesini sağlayan bazı rükunlar bazı temel ögeler bazı temel kavramlar bazı görevli gruplar vardır. Labud da gerekir entekune olması gerekir. Muhitan kuşatan olması lazım. Yani kuşatıyor olması lazım. Bihe bunları inde irabike lil kelime yani bir kelimenin irabıyla alakalı ne yapması lazım? Senin irabının bu şimdi söyleyeceğimiz şeyleri kuşatması lazım, sayın hocalar. Peki nedir bunlar? Yani doğru bir irapta bulmamız gereken, tespit etmemiz gereken bazı ögeler var. Bunlardan birincisi şüphesiz ki amildir. Yani kelimenin sonunun değişmesine ya da <laughs> kelimenin sonunun o cümlede bulunduğu hali almasını sağlayan bir amil olması lazım. Ve <laughs> huvellezi o öyle bir şeydir ki nedir o? Yeclibul <laughs> alamete. Alameyi hani kelimenin sonunda irap alameti var ya. İşte o irap alametini celbeden şeydir amil. Celbeden. Yani çeken. Yani ke kelimenin sonunu hani dammelik getiriyor ya da feta getiriyor ya da kesre getiriyor veya sükun getiriyor ya. İşte bu kelimenin sonundaki o alameti çeken, onu celbeden bir şeydir amil. Mutlaka olması lazım. Peki ma'mul ma ne? Ma'mul ma ve huvel kelimetü l leti tekavu fi -al alametu. Sonunda alamenin bulunduğu kelimedir ma'mul. Ma yani ma'mul sayın hocalar. Bu arada bu arada hem e, murap kelimeler de ma'mul oluyor. Aynı zamanda mebni kelimeler de ma'mul oluyor bakın dikkat ediniz. Murap kelimelerde aynı zamanda ma'muldür. Mebni kelimeler de aynı zamanda ma'muldür. Dikkat ediniz. Şimdi amili bulduk. Ma'mulu bulduk. Üçüncü seçenek ev mevki'un mevki yani konum ve huvellezi o nedir yuhaddidu ma'nal kelime kelimenin manasını sınırlayan Ey yani vazifetuha onun görevidir şimdi bizim cümledeki bir kelimemiz var bu kelimenin cümledeki manası ne onun vazifesi ne onun irabi konumu ne? İşte bunun adı mevkiun konum. Ne gibi? Mitlul failiye. Faillik konumu gibi. Vel mef'uliyye. Mef'ullu konumu gibi. Ve zarfiye Ve zarfilik konumu gibi. Ve gayruhe. Ve bunun gibi başka konumlar sayın hocalar. Mesela buna nasıl bir örnek versem acaba güzel olur diye düşünüyorum. Mesela mesela şöyle söyleyeyim. Faillik konumu Arapçada merfuluk konumlarından bir tanesi değil mi? Ya da müftedalı konumu ya da haberlik konumu bunlar merfuluk konumlarından bazılar. Veya mefullerden birisi olursa bu da mansupluk konumlarından birisi ya da zarfiyet zarflar da yine mefulü fihti ve o da yine mansupluk konumlarından bir tanesi sayın hocalar. O yüzden bize amil de lazım, ma'mül ma de lazım, mevkıya konum da lazım. Dördüncü seçenek bu olmazsa olmazımız ne olacak? Alametimiz. Yani diyorsun ki ben bu kelimeyi fail olarak merfuluk konumunda bu cümlede kullanıyorum başına da şu amili getiriyorum. Bütün bunların neticesinde de kelimenin sonunda buna delalet eden bir alamet bırakıyor. Alametül irap yani. O yüzden alamet bizim için son derece önemli. Peki ne demek alamet? Ve hiyelleti termuzu termuzu bu şey rumuz simge yani o simgeler ila kulli mevki'in ala ma ta'rifuhu fi ebvabin nahvi senin nahiv bablarından bildiğin ya da öğrendiğin bütün konumları rumuzlayan simgeleyen temsillendiren şeydir alamet sayın hocalar yani kelimenin fail olduğunu düşünüyorsak sonuna bir damme bırakırız usulden değil mi? Ya da mef'ul olduğunu düşünüyorsak başın e, sonuna usulden bir fetha bırakırız değil mi? İşte bu bıraktığımız dammeler, fetalar, kesreler ve sükunlar o kelimenin, o kelimenin nahivden bildiğimiz konumlarını rumuzlar, simgeler sayın hocalar. Dolayısıyla bizim irabımızda Dört tane ana unsur olmak zorunda. Amil, ma'mul, mevki ve alamet. Şüphesiz bunlar olmak zorunda. Eğer biz bir cümleye baktığımızda bunların hepsini kıvrakça, serice hemen zihnimiz bunları talil edecek. Amili bulacak, ma'mulu bulacak, mevki onu bulacak ve sonuna alameti kibarca bırakacak. Eğer bunları yapabilirsek o zaman biz irabı yapıyoruzdur. İrabı öğreniyoruzdur sayın hocalar. Son olarak bir melhuza bölümümüz var bakın. Melhuza yani bir not var yine kitabımız. Bu bölümü güzel bir notla, güzel bir hatırlatmayla bitirecek. Leyse min hedefi hezel kitabı. Bu kitabın hedefi değildir. Yani bu tatbikun nahvi kitabının hedefi değildir. Ne değildir? takdimu mualecatin nazariyet yani nazari yani teorik nazari yani teorik neler mualecatlar yani çareler yani çözümler takdim etmek sunmak değildir bu kitabın hedefi bak şimdi bu kitabın hedefi teorik bilgiler teorik çareler sunmak değildir lakin ancak biz ne yapıyoruz nel dikkat çekiyoruz özellikle bakıyoruz ila ennel amile şüphesiz ki amil unsurun cevheriyun cevher öz yani kök yani biz amilin cevheri bir unsur olduğuna dikkat çekiyoruz. Hangi açıdan? Fil fikrin nahvil arabi. Yani Arapça nahiv düşüncesinde biz amilin Arapça nahiv fikrinde ne olduğuna dikkat çekiyoruz. Unsurun cevheriyun yani bir kök unsur bir öz unsur, bir ana unsur olduğuna dikkat çekiyoruz. Bu ne bileyim böyle ilginç, biraz da güzel, değişik bir hatırlatma. Yani kitap diyor ki biz sana bazı teorik bilgileri vermekle yetineceğimiz bir kitap değil bu, sayın hocalar. Çünkü bu kitapta dedik ya bol bol irap göreceğiz. Yani kitap bize şu şöyle olursa böyle irab edilir. Bu böyle olursa böyle irab edilir. Böyle söyleyip söyleyip konuları geçmiyor sayın hocalar. Buradaki teorik bilgilerden ziyade işi pratiğe dökmemizi son derece kitabımız bence önemsemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla burada böyle iki satırlık güzel de bir notumuz var. Bak kitap neye dikkat çekmiş? Amile dikkat çekmiş. Yani amilin aslında burada bir nevi şuna da bir işaret olabilir yani senin cümlede yapacağın iğrâflarda en önemli unsur en kök unsur ne gibi görünüyor amil gibi görünüyor neden çünkü amiller cümlede her şeyi değiştirir amiller mamülleri eğiyor büküyor anlamlarını değiştiriyorlar amillere göre Mamüllerin cümlede yeri değişiyor. Manaları değişiyor. Cümlelerin manaları değişiyor. Kelimelerin sonundaki irap alametleri değişiyor. O yüzden bunların hepsini sağlayan amiller. Bu sebeple biz cümleye bir bakış attığımızda amili orada ne yapmamız lazım? Fark etmemiz lazım sayın hocalar. Amili fark edeceğiz. Ona göre mamülün sonunu doğru irapla okuyacağız sayın hocalar. Tabi bizler azınlığız yani sizler ve ben bizler azınlığız. Çoğu Müslüman yani Arapça öğrenmeye çalışanların da birçok çoğu diyelim. Bu şekilde bizim gibi irapla zaman kaybetmemek adına, irapla boğulmamak adına bu zor konuları öğrenmeden sadece pratik Arapça üzerinden Arapçayı öğrenebileceklerini sanan ne yazık ki bir grup var. Özellikle ülkemizde bu tarz gruplar işin bir nevi kolayına kaçmaya çalışan gruplar var ama ne yazık ki böyle bir şey yok. Bu şekilde Arapça öğrenilmez. Bizim için zaman kaybı, ekseriyeti zaman kaybı sayın hocalar. Dolayısıyla eğer sağlam irap yapamazsak cümleye sağlam hareke koyamayız. Sağlam hareke koyamazsak da cümlenin tercümesi yerine bir türlü oturmayacaktır. O yüzden doğru irap bizi doğru harekelendirmeye götürür. Doğru harekelendirmede bizi cümlenin en doğru manasına götürür sayın hocalar. Bu sebeple kitabın henüz başlarındayız. Kitabın 22. sayfasına henüz geldik ama bu kitaptan iraba dair çok şey öğreneceğimizi ben düşünüyorum. Hem Nahul Vadı İftidaiye'deki bilgilerimizi hem Tufetü Seniyedeki bilgilerimizi hem de üzerine bu kitaptaki bilgileri koyduğumuzda irap adına zihinlerimizdeki ve irap pratiğimizdeki birçok eksikliği inşallah bu kitabın yardımıyla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sayın hocalar